Olimpiyat aslında bizim hep hayalimiz. Olimpiyatlarda başarılı olmak hayalimiz. Ben de eski bir sporcu olarak hep olimpiyatlara gitmeyi hayal eden bir sporcuydum ama bana kısmet olmadı. Şu an o seviyede olan her sporcumuza çok destek olmaya çalışıyoruz. Yol önlerini açmaya çalışıyoruz. Biz 1968 Meksika Olimpiyatlarından itibaren eksiksiz olarak her olimpiyata sporcu göndermiş bir federasyonuz. Rio Olimpiyatlarında da 4 sporcu vardık. 4 erkek sporcuyduk. 2 tabanca, 2 trap sporcusu olmak üzere. Bu olimpiyat oyunlarında şu anda kota yarışmalarının yarısına gelmek üzereyiz. Ucundan kaçırdığımız, final atıp o kotayı alamadığımız bir iki yarış oldu şanssız olduğumuz. Ancak önümüzde 8 tane daha şansımız var. En önemli şanslarımızdan bir tanesi bizim Avrupa Şampiyonası olacak. Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası. Yine Dünya Kupaları var. Trapskeet'in ve Havalı Ateşli Silahın. Artı bu sene bu olimpiyat döneminde Dünya Atış Federasyonu'nun koymuş olduğu bir kural daha var. Dünya sıralamasından alacaklar birer sporcu. Dünya sıralamasından verilecek olan kota en son Mayıs ayında, Mayıs 2020'de belirlenecek ve bütün kotalar belirlendikten sonra artık en üst sırada olan sporcu kota alma şansına sahip olacak ki bizim sporcularımızın şu an 3-4 tanesi, hedef sporcularımızın 3-4 tanesi ilk 15-20 civarında geziyorlar dünya sıralamasında. Oradan da kota gelme şansının olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde her yerde çalışmalar devam ediyor. Bayan anlamında bizim şu anda çok eksiğimiz yok. Aslında erkekler kadar başarılı olmaya başladılar. Hatta onların önüne geçtiler. Geçmişte biz hep erkek sporu olarak düşünüyorduk atıcılığı ama şu anda öyle değil. Bayanlar çok çok başarılılar. Bu sene mesela bizim genç bayan tabancacımız bir dünya şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu aldı. Şevval İlayda Tarhan. Çok önemli başarılar bunlar. Trap'ta yine hakeza gelen sporcumuz Safiye Sarıtürk. Olimpiyat barajı geçebilmek için, kota alabilmek için olanca gücüyle hazırlanıyor ve final atmaya başladı artık Dünya Kupalarında. Bu şampiyonada da mesela Avrupa oyunlarında da biz ondan ciddi başarılar bekliyoruz. Daha sonrasındaki Dünya Kupası'nda daha keza. Bayanlarımızın olimpiyatlardaki geçmişine bakacak olursak, ilk olimpiyatlara katılan bayan sporcumuz 1988 yılında bir tüfek atıcımızdı, Zeynep Oka. Ondan sonra Ayşekil arkadaşımız katıldı 2000 olimpiyatlarına. Ardından 2012 olimpiyatlarında iki tane bayan sporcumuz vardı. Nihan Gürer ve Çiğdem skitçi arkadaşımız. Biz bu olimpiyatta bayan sporcuyu da götürmeyi hedefledik. O amaçla da çalışan sporcularımız var. Onlar da hakikaten fedakarca çalışıyorlar. Okullarından, işlerinden, zamanlarını tamamen buna ayırdılar. Artık hedeflerini bura olarak koydular. Başarılı olmak için hepimiz elimizden geldiğince aile olduk. Hep birlikte çalışıyoruz. Şu anlamda tesiste hiçbir sıkıntımız yok. Ben o altyapının içinden gelen bir sporcuyum. Evet. Siz daha kibar söylediniz. Merdiven altı çalışıyorduk biz. Yani iki tane atış yolu kurup o spor salonunun altında burası atış salonu diyorduk, poligon diyorduk. Biz orada antrenman yapıyorduk. İllerimizde çalışan sporcular bu kötü şartlarda çalışıyordu. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, genel müdürlüğümüzün katkılarıyla bize 30 ilde elektronik havalı silah poligonları yapıldı. Bu bir projeydi. Çok da önemli bir projeydi. Buradan çok güçlü sporcular kazandık. Herkese yine trapskit sahalarımız, olimpik düzeyde beşli sahalarımız olmaya başladı. İşte bu birçok ilde yerleşti. Dörtlü sahalarımız var. Hep bunlar Avrupa standardında sahalar. Yani makinasından parkurun kuruluşuna kadar, inşaat aksamına kadar, yapısına kadar hepsi Avrupa standardında yarışma yapılabilecek sahalar. Bunları biz daha önce görmemiştik. Şimdi tabii bunlar bize keyif veriyor. Böyle sahalarda çalışan sporcuların da başarılı olma şansı artıyor. Çünkü dışarıdaki sporculardan bir eksikleri yok. Tüfekse tüfek, fişekse tüfek, fişek en iyileri alınıyor, veriliyor. Çünkü onlar onu hak ediyorlar. Sahada ter döküyorlar. TOM projesi bizim için çok çok önemli. Ben daha önce onun koordinatörüydüm zaten. Çok rahat konuşabiliyorum. Ne anlama geldiğini biliyorum. Bizim şu an olimpiyat havuzundaki sporcularımızın çoğu bu olimpiyat hazırlık okullarından, TOM merkezlerinden gelen çocuklar. Biz orada çünkü çocuklara olimpik birer sporcu olabilecek ortamı sağlıyoruz. Antrenörüyle, malzemesiyle, poligonuyla, her şeyle. Onlar da onu sonuna kadar kullanıyorlar ve oradan çok güzel bir kaynak yakaladık. Şu an altyapıda çok güçlü bir şeyimiz var, potansiyelimiz var. 4000 civarında sporcumuz var, yarışmacı sporcu. Geçmişte bu rakam 2000'lerdeydi. İkiye katlandı neredeyse. Biz kota aldıktan sonra zaten madalya hedefiyle olimpiyata gideceğiz. Geçtiğimiz olimpiyatta da yine aynı şekilde aynı hedeflerle gittik. Yani katılma sıkıntımız yok. Mutlaka o kotayı alıyoruz. Ama aldıktan sonra madalya bizim için çok çok önemli olan. Bizim kota sistemimize de baktığınızda dünya şampiyonasına gidiyorsunuz en iyi 2 kişi kota alabiliyor. Evet. Avrupa şampiyonasına gidiyorsunuz en iyi 2 kişi. Avrupa oyunları en iyi 1 kişiye kota veriyor. Yani zaten o adamların hepsi madalya aday sporcular. Oraya gelen, olimpiyata katılan 29 tane sporcu,
her disiplin için söylüyorum. Hepsi de madalyanın adayı. Bakın şeye, literatüre. Bugün birinci olan sporcu yarın başka bir yarışta 20. 25. Evet. olmuştur. O 25 kişi için de 30 kişi için de döner. O kadar kişi hepsi oraya madalya için gidiyor. Yani bizim sporcularımız da inşallah kota aldıktan sonra oraya madalya için gidecek. Hedeflerimiz o. Onun için uğraşıyoruz. İnşallah da hedefimize ulaşacağız diyorum. Şimdi biz kota müsabakalarına katılabilmek için 2017 yılından beri ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız o çalışmalar doğrultusunda oluşturduğumuz aday kadromuz için bir baraj sistemi getirdik. Bu barajda olimpiyat kadrosuna, aday kadrosuna katılım barajı. Herkesi biz kota yarışmasına götürmüyoruz. O en üst düzey barajı. Bu barajı da belirlerken 2016 olimpiyatları sürecinde kota müsabakalarındaki ortalamalar çıkartıldı. Büyük bir çalışma sonrasında. O kota müsabakalarında kota alabilecek en alt düzeydeki puanlar baraj puanımız olarak belirlendi. Bu baraj puanının üstüne geçmiş olan sporcuyu bu havuza alıyoruz biz. Bu havuzun içerisinde artık o performans olarak bunu kanıtlamış oluyor. Bizim de amacımız onu daha yukarıya taşımak. Gerek malzemesiyle, gerek yarışma programıyla, antrenman programıyla. Katılmadığımız yarışma yok, katılmayacağımız yarışma da yok. Olimpiyat hazırlık sürecinde bizim olimpiyatla ilgili ayrı bir bütçemiz var zaten, olimpiyat hazırlıklarıyla ilgili. Sağ olsun yöneticilerimize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bunda da hiç aksamadan bize o nakit akışı, bütçe akışı devam ediyor. Hedeflerimizi biz belirliyoruz, yarışmalarımızı belirliyoruz. Bunlar için malzeme taleplerimizi yapıyoruz, alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hiçbir konuda da eksiklik duymuyoruz. Duyurmamaya da çalışıyoruz sporcularımızı. Yani bizim sayımız şu anda 4 civarında bir sporcu bekliyoruz. Bu ama bayan da olacağını düşünüyorum içerisinde. Geçen sefer hepsi erkekti ama bayan sporcunun da olacağını düşünüyorum. İnşallah bayan sporcularımızı da katabileceğimiz en az 4 sporcuyla Tokyo Olimpiyatlarına katılırız.